Değerli izleyenlerim, ticari hayatla alakalı, alışverişlerle alakalı bazı esasları zikretmeye devam edeceğim. Günümüzde kredi kartlarıyla alışveriş hayatın bir parçası halini aldı. Bir takım kolaylıklar getirdi. Beraberinde bazı problemleri de elbette getirdi. Acaba caiz mi değil mi? Genelde caiz olarak görülüyor. Çünkü nakit olarak parayı vermekle kredi kartıyla ödeme arasında genelde bir fark yok. Aynı fiyata alışveriş yapıldığından bunun caiz olduğu görülüyor. Ancak böyle olmakla beraber bir bütün olarak değerlendirildiğinde kredi kartları artı maliyette getirmiş oluyor. Hem bir kolaylık getiriyor ama aynı zamanda artı bir maliyette getirmiş oluyor. Bunun bir takım ayrıntıları var. O ayrıntılara girmeyeceğim. Bir insan illa kullanmak isterse kullanabilir. Fakat kullanırken de ölçülü kullanması ve kredi kartı borcunu vaktinde ödemesi esastır. Vaktinde ödemediğinde faize girmiş oluyor. Ve onun borcu faiziyle beraber tahsil ediliyor. Ve bir kısım insanlar bunu çok da dengesiz kullanıyorlar, kredi kartını. Öyle ki tek kartla artık idare etmiyorlar. Belki 5-10 tane kart kullananlar var. Ve bunun belli bir bütçesi var. Diyelim memurdur. Ayda 1700 lira söz gelimi maaş alıyordur. Bu 1700 liranın zaten sabit bir takım giderleri var. Ev kirası gibi, elektrik, su, telefon faturaları gibi ve gıda maddelerine giden masraflar gibi. Ama kredi kartıyla alışveriş yaptığında o anda cebinden para çıkmadığından çok ölçüsüz harcayanlar var. Ve böylece bir kredi kartına iktifa etmeyip yanında bir başkasını ve buralardaki taksitlendirme imkanlarından da istifadeyle daha önce alamadığı bazı şeyleri almak gibi. Bunları yaparken de pek çok kişi ayağını yorganına göre uzatmıyor. Bunun maaşı 1700 liraysa 1700 liraya göre alışveriş yapması gerekir. Ama bakıyorsunuz 2000 liralık alışveriş yapıyor. 3000 liralık alışveriş yapıyor. Evet o anda bunu alabiliyor ama vakti geldiğinde ödeyemiyor. Bunun neticesinde bir başka kredi kartıyla bunu çevirmeye, döndürmeye çalışanlar çıkıyor. Ve bakıyorsunuz gün geçtikçe borç yığılıyor. Altından kalkamıyor. İtibar sahibi, onurlu bir kimseyse bazıları kafasına kurşunu sıkıp intihar ediyor. Bunları da gördük. Tabii intihar dinen caiz değil. Bu bir çözüm değil. Ama şunu da hepimizin bilmesi lazım ki işi o noktaya da getirmemek gerekir. Ayağını yorganına göre uzatmalı. Geliri neyse o gelire göre bir bütçe kendine tanzim etmeli. Alışverişini ona göre yapmalı. Bu durumda kredi kartıyla mümkünse alışveriş yapmamak en güzeli. Yani kişi cebindeki parayı bilir ve ona göre alışverişini yapar. Bu daha da böyle bir kolaylık sağlar. Hatta bazı yerlerde peşin parayla yapılan alışverişe biraz daha indirim de yapıyorlar. Bu insana bir fayda bile getiriyor. Mümkünse bu tarzda devam etmek, kredi kartına mümkün olduğunca alışmamak en güzeli. Yani caizdir ama tavsiye edilen bir şey değildir. Bunu ifadeden sonra biraz da lüks hayat. Acaba bir Müslüman meşru dairede lüks bir hayat yaşayabilir mi? İmam-ı Azam'ın şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, bir adamın servetinin nereden geldiğini görmek istiyorsanız nereye harcadığına bakın, nereye gittiğine bakın. Bazı insanlar gayrimeşru yollardan para kazanıyor ve bakıyorsunuz har vurup harman savuruyor ve o servetiyle işte oyun, eğlence, içki alemleri bu gibi yerlerde parasını harcıyor. Zaten gayrimeşru eğlence dinen caiz değil. Ama meşru olarak acaba kendi keyfine bakabilir mi? Lüks bir hayat yaşayabilir mi? Bu noktada tavsiye edilen lüks bir hayata girmemek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam isteseydi çok maddi imkanları olabilirdi, krallar gibi yaşayabilirdi. Ama o sade bir hayat yaşamayı tercih etti.
Günümüzde bazı iş adamları çok büyük maddi imkanları olmakla beraber orta halli bir insan gibi yaşamayı yine tercih ediyorlar. Sade bir hayatı yaşamayı tercih ediyorlar. Bu takdire ve tebrike şayan olan bir durumdur. Çünkü her ne kadar kendi maddi imkanları varsa da bunu oyuna, eğlenceye veya daha güzel ev, daha güzel araba gibi oralara yatırmak değil, bunu faydalı şeylere, yatırımlara dönüştürmek en güzelidir. Onların o servetinde başka insanların da hakkı vardır. Mevlana'nın şöyle bir benzetmesi var. Diyor ki, geminin durumuna diyor bakalım, sular geminin altında olduğunda o gemiyi yüzdürür ama içine dolmaya başlarsa onu batırır. İşte para, mal, bu gibi şeyler insanın böyle meylettiği şeylerdir. Bunun sevgisi içimize dolacak olursa bizi perişan eder. Ama bu parayla, malla başkalarına faydalı olmaya çalışıyorsak bu bizi yüzdürür ve bize son derece faydalı olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kısım insanların dinar ve dirhemin kulu olduğunu bildiriyor ve buyuruyor ki dinar ve dirhemin kulları helak oldu. Dinar altın para, dirhem gümüş para. Yani altına gümüşe tapanlar helak oldu. Günümüzde artık altın gümüş bunlar da gerçi yine kullanılıyor da bir kısmı işte dolar, bir kısmı euro bunlarla bir servet elde etmeye çalışıyorlar. Dolara, euroya kul olanlar da helak oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani para insanın kulu olmalı tabiri caizse. İnsan paranın kulu ve kölesi olmamalı. Bir kısım insanlar özellikle camilerdeki vaazlarda dünyanın kötülüğünü, faniliğini duyduklarında şöyle bir kanaata sahip olabiliyorlar. Demek ki dünyayı terk etmek lazım. Burada gözden kaçırılan bir husus var. Dünyayı terk etmek derken dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım. Yani biz şu anda dünyada yaşıyoruz. Bir takım işlerimiz de var. Bunları bırakamayız. İnsanın maişet noktasında belli bir işinin olması lazım. Ama o işini yaparken dünyayı kalbine koymaması, dünyaya perestiş edip tapmaması bir esastır. Ve bundan dolayı dünyayı kalben terk etmek gerekiyor. Acaba şu dünya bir zindan mı? Bir hadiste şöyle buyurulmuş. Ed-dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya mümine bir zindandır, kafire ise cennettir. Bu ahiretine nispetle böyledir. Yoksa bir Müslüman dünyada da çok güzel maddi imkanlara sahip olabilir. Hazreti Süleyman gibi maddi bir saltanatı olabilir. Ve bunu şükürde kullandığında herhangi bir mahsuru, herhangi bir kötü durumu söz konusu değildir. İyi bir insanın elinde mal olduğunda hem kendine faydalıdır hem de başkalarına faydalıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el yedül uliya hayrün min el yedü süfla buyurmuştur. Yani üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Bu Türkçe'de şöyle ifade ediliyor. Veren el alan elden hayırlıdır. Hani verirken el üstte olur, alanınki altta olur. İşte veren el alan elden hayırlı. Bir Müslüman veren el olmaya çalışması gerekir. Ve bu veren el olmak da maddi imkanların artmasıyla mümkündür. Süleyman Aleyhisselam o kadar maddi imkanları vardı. Bunları şükürde kullanıyordu. Hâzâ min fadli rabbi deyip haline şükrediyordu. Hepimizde hırs var. Bu hırs bizi kötü şeylere sevk edebiliyor. Yani doymamak, daha yok mu demek ve var olanla yani çalışmaktan sonra elde ettiğimizde yetinmemek gibi bazı durumlar oluyor. Hadiste bu şöyle ifade edilmiş. Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü de ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Yani öldüğümüzde artık hırs biter. Ama ölünceye kadar insanlar iki vadi dolusu altını da olsa bir üçüncüsünün olması için gayret gösterirler. Zannederim şu anda dünyanın en zenginleri gariban insanlara göre daha fazla çalışıyor. Yani çalışmasın mı çalışsın da
Ama gönlünün de tok olması bir esastır. Çalıştıktan sonra çalışmasının neticesine kanaat göstermek insanı rahatlatacaktır. Ben bir fabrikada çalışan bir mühendisten dinlemiştim. Dedi biz işte falan firmada çalışıyoruz ve firma bayağı kârda ediyor. Ama bizim maaşlarımız o kadar yeterli değil. Bir gün diyor yöneticilerle toplantıda bunu dile getirdik ve dedik ki şu anda biz zarar eden bir firma değiliz ve bayağı kazanan bir firmayız. Bu kazanç neden bize yansıtılmıyor? Fabrikanın patronu demiş ki evet kazanıyoruz ama artık ben şu anda hedef itibariyle hedefim şu. Bu sektörün en güçlüsü, en kuvvetlisi ben olmalıyım. Yoksa maddi yönden biraz daha kazanayım gibi böyle küçük bir hedef değil. Bunu gerçekleştirmek için de fiyatları böyle tutmak zorundayım diyor. Bu tabii kendine göre bir gerekçe ama hakikatte bunu tasvip etmek de o kadar mümkün değil. Çünkü çalışanlarına daha fazla verdiğinde, beraber kazandıklarında maddi imkanları da daha artar. Çalışanlar daha zevkle ve şevkle çalışır. Verim artar. Verimin artmasıyla da o kimse hedeflerine daha kolay ulaşabilir. Yoksa çalışanlar memnun edilmediğinde onlardan çok da iyi bir verim beklemek mümkün değildir. Bundan dolayı işverenlerin daha fazla kazanayım derken çalışanlarını ihmal etmesi hoş bir durum değil. Hekimoğlu İsmail'in bu konuda şöyle bir tespiti var. Diyor ki Müslüman zenginlerimiz işte zekatlarının hesabını yapmazdan önce çalışanların durumuna bir baksınlar. Onlara yeterli bir ücret veriyorlar mı? Eğer vermiyorlarsa önce onların ücretini artırsınlar. Geriye zekat verecek paraları kalıyorsa zekatlarını o zaman hesaplasınlar. Bu gerçekten çok önemli bir durum. Firmalardan birisinde işte yazılım işleriyle ilgili elemandan şöyle bir şikayet duymuştum. Oranın işte yetkilisi demişti ki, hocam burada işte mizampajcı olarak kimseyi tutamıyoruz. Yani belli bir ücret de veriyoruz ama durmuyor. Ben sordum acaba yeterli bir ücret mi vermiyorsunuz? Dedi şu fiyata razı oluyorlar. Biz ondan daha fazlasını veriyoruz. Ben onun söylemiş olduğu rakamlara baktım. Evet darda kalan bir insan o rakamı kabul eder. Ama ileride önüne başka bir imkan çıktığında başka yere gider. Demek ki o fiyatı kabul edenler orayı geçici bir atlama taşı gibi görüyor. Orada kendini sağlama aldıktan sonra başka bir yerde daha cazip bir fiyat gördüğünde oraya geçiyorlar. Bu durumda patronun bunu düşünmesi lazım. Ve demesi lazım ki benim böyle bir elemana ihtiyacım var. Evet bu diyelim 1500 liraya razı oluyor ama ben buna 2000 lira vereyim ki gözü dışarıda olmasın. Ve böylece patron da kazanır, o da kazanır. Beraber kazanmış olurlar. İslamiyet'te israf etmemek, bu da çok önemli bir esas. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 31. ayette bize bildirilen bir hüküm. Dolayısıyla zenginlerimiz ve herkes tabii bu ölçüyü bilmeli. Yemede, içmede ve giymede bu gibi şeylerde israf etmemeli. Çünkü onların israf ettikleriyle belki pek çok kimse geçinebilecek durumda. Pek çok kimse onlara maddi yardımda bulunmuş olsa bu kimseler ayağa kalkabilecek durumdalar. Dolayısıyla israf etmek yerine iktisatlı bir hayatı tercih etmek ve ardından da başkalarına yardımcı olmak en güzel bir esas. Türkiye'nin en önde gelen zenginlerinden birisiyle alakalı şöyle bir hatıra duymuştum. Onun ofisini boyamaya giden kişiden dinledim. Dedi ki gittim, sade bir ofisi vardı. Türkiye'nin bir numaralı veya iki numaralı zengini o günün şartlarında. Sade bir ofisi vardı. Kendileri televizyonda ürettikleri halde baktım böyle eski bir televizyon orada. Garibime gitti diyor, sordum. Efendim siz televizyonda üreten bir firmanın başındasınız aynı zamanda. Yeni mamullerden neden buraya koymadınız? Eski
eski televizyonla idare ediyorsunuz. O da demiş ki, yaşlı bir haldeymiş zaten, evladım bir televizyondan beklenen neyse bu o vazifeyi eda ediyor. Yani gösteriyor. Ben niye israf edeyim ki? Niye buraya yeni bir televizyon koyayım ki? Dedi diyor. Ve bu güzel bir şey. Yani maddi yönden Türkiye'nin en zenginlerinden olacaksınız ama orta halli bir televizyonu da kullanmaya devam edeceksiniz. Bu başkalarına örnek olabilecek bir durum. Ve bu hatıra olarak duyulduğunda elbette insanlar bundan etkileniyorlar. Ve o şekilde daha sade bir hayatı tercih ediyorlar. Zenginlik de bir imtihandır. Fakirlik bir imtihan olduğu gibi. İşte fukarayı sabirin, agniyayı şakirin, sabreden fakirler ve şükreden zenginler. Öngörülen budur. Zenginler şükretmeli, fakirler de sabretmeli. Sabretmeli derken, yani sen fakirsin, fakir kal anlamında bunu kastetmiyorum. Bugünün fakiri yarının zengini olabilir. Ama çalıştığı halde zengin olamamışsa, bu noktada da kaderden bir şikayet içinde olmaması beklenir. Zenginlik de bir imtihan, fakirlik de bir imtihan. Ve belki de zenginliğin imtihanı fakirlikten daha da kolay değil. Çünkü helalinden mi kazandı, bunun sorgusu var. Öte yandan nerede harcadı, bunun bir hesabı var. Ve bunlar kolay hesaplar değil. Allah-u Teala insanları maişet noktasında farklı şekilde yaratmış. Hani bazı yerlerde diyorlar ya, sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa? Dolayısıyla herkes ağa olsa işleri kim yapacak? Demek ki adeta bir büyük bir film setindeyiz dünyada. Kimine ağalık rolü verilmiş, kimine orada çalışan kimse rolü verilmiş. Böylece insanlar acaba rollerini iyi yapabilecekler mi? İmtihana tabi oluyorlar. Ama bugün işçi durumunda olan yarın ağa da olabilir. Bunun da önü açıktır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud hanedanı ile alakalı "Ey Davud hanedanı şükür olarak çalışın" buyruluyor. Burada şükür olarak çalışın, yani sadece elhamdülillah deyin değil. Size imkanlar verilmiş. Bu imkanları Allah'ın razı olacağı, insanlara faydalı olacak şekilde değerlendirin. Her nimetin kendi cinsinden şükrü vardır. Maddi imkanı iyi olanların da bunu değerlendirmesi lazım. Mesela bir zengin tutup da bütün sermayesini işte bir bankaya veya bir finans kurumuna yatırsa, kendisi köşeye çekilse, onu çok da verimli kullanmamış olacaktır. Bunun yerine fabrikalar açar, yüzlerce binlerce kişi oralarda çalışır. Bu kimse kendine verilen maddi imkanın şükrünü eda etmiş olur. Çalıştırdığı kimselere tatmin edici ücret vererek, teşviklerle onları daha iyi bir duruma sevk ederek çok faydalı olabilir. Hem kendisi faydalanır, hem de başkaları bundan faydalanır. Tabii şunu da unutmamak lazım. Evet, şu dünyada elimizde bazı mal, para olabiliyor. Kimin de az, kimin de çok. Ama kimin elinde ne varsa hepsi Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim bunu lehül mülk diye ifade ediyor. Lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve lillahi hazainü semavati vel ard. Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lillahi mirasü semavati vel ard. Göklerde ve yerde miras olarak ne varsa hepsi Allah'ındır. Dolayısıyla şu anda bizim elimizde olan mal, mülk, para, bunlar emaneten bizde duruyor. Ölümle bunlar elimizden çıkacak. Yunus Emre demiş ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. İnsanlarımız genelde malla bir miktar oyalanıyor. Dolayısıyla mal imtihanını iyi bir şekilde vermek lazım. Ve cimrilik değil, cömertliği esas almak gerekir. Evet, bu insan cimri de olabilir, cömert de. Cömert olmak artı bir değerdir ve bir fazilettir. Ve sadaka vermek, bu da önemli bir şey. İnsan madem ki maddi imkanı var,
Bunu başkalarıyla da paylaşmalı, bazılarının elinden tutmalı ve onlara yardımcı olmalı. Asıl zenginliğin gönüldeki zenginlik olduğunu da bilmeli. İlimde, fazilette daha iyi, daha ileri duruma gelmeye çalışmalı. Ve şu dünyevi sermayesini, dünyada elde ettiği malı, serveti ahireti kazanmak için değerlendirmeli. En büyük ticaret budur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Saf Suresi 2. sayfada Allah-u Teala peygamberimizin diliyle bize karlı bir ticareti anlatıyor. Ey peygamber de ki, ey insanlar sizi elin bir azaptan kurtaracak bir ticareti size söyleyeyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu sizin için çok daha hayırlıdır. Ayet-i kerimede mealen böyle buyuruluyor. Demek ki bir insan malıyla, canıyla Allah yolunda gayret içinde olması, bu da bir cihattır ve çok karlı bir ticarettir. Cenab-ı Hak bizleri bu karlı ticareti yapan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.